İyi akşamlar sayın seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Bursa yolu Kürse köyü mevkiinde bugün meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Son günlerde gerek ülke genelinde gerekse Balıkesir'de kazalar artmaya başladı. Peki vatandaş ne diyor? Böyle bir şey olmaz abi. Bir eğitim haftada en az araç üzerinde böyle hani 10 dakika değil de en az 45 dakika. Balıkesir şehir merkezinde ticari taksicilik yapan esnaf işsizlikten yana çok dertli. Ben sabahın 6'sında geldim, 2 işe çıktım ben. Geri kalanını siz düşünün. Edremit Halk Eğitim'de 5 ayda 292 kursa 6760 kursiyer eğitim gördü. Biz her zaman marifetli olanlara iltifat edeceğiz. Bu marifetlerini bize göstersinler diye. Artık çok sayıda kadın kişisel bakımlarına özen gösteriyor, güzellik merkezleri araştırıyor. Kol, iç kol gibi bölgelerindeki yağlanmalara son bayanlar. Balıkesir Spor Yönetim Kurulu, Adana Demirspor maçının ikinci yarısında oyundan alındığı için teknik direktör İsmail Ertekin'e gösterdiği tepki nedeniyle Lalevele'ye para cezası verdi. İsmail Ertekin ona doğru giderken Lalevele'nin bu hareketi gözlerden kaçmıyor değerli izleyenler. BES Balıkesir Basketbol Kulübü hafta içinde yollarını ayırdığı Mustafa Derin'in yerine eski koçu Cengiz Karadağ ile anlaştı. Kazanmak için elimizden geleni grup üyesi olmaya çalışacağız. Peki hocam, başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, Bursa yolu Kürse köyü mevkiinde bugün sabah saatlerinde bir araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkan araç bir çeşmeye çarparak durabildi. Kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Bursa yolu Kürse köyü mevkiinde bugün sabah saat 8.30 civarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki Mehmet Gürbüz yönetimindeki otomobil kontrolden çıkınca bir çeşmeye çarparak durabildi. Kaza sonucu 20 yaşındaki sürücü Mehmet Gürbüz ve araç içinde bulunan diğer kişi 20 yaşındaki Burak Çalışkan hayatını kaybetti. Arka koltukta oturan 19 yaşındaki Nurullah Bulut ise ağır yaralandı. Yaralı Bulut Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha dün yine sabah saatlerinde Halalca köyü yakınlarında bir minibüs dereye uçmuş, iki kişi feci şekilde can verirken 19 kişi yaralanmıştı. Balıkesir'de sadece bu hafta trafik kazası sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Sayın seyirciler, son günlerde gerek ülke genelinde gerekse Balıkesir'de kazalar artmaya başladı. Son derece üzücü kazaların sebebiyle ilgili olarak yetkililer önlenmesi ve sebebiyle ilgili açıklamalarda bulunuyor. KRT Haber olarak vatandaşa bu kazaların nedenlerinin neler olabileceğini sorduk. Bazı şoförler var, kendini mesela tam ehliyeti olmadan çıkanlar var. Yani o şekil oluyor yani kazalar. Özellikle ülkenin birçok yerinde yaşanan trafik kazaları ve toplu ölümler son günlerde hepimizin dikkatini çekiyor ve büyük üzüntü veriyor. Vatandaşlarla Balıkesir'de son iki gün içerisinde yaşanan ölümlü kazaları KRT Haber'den Erol Uçar'a değerlendirdi. Hep ağır kol tesiriydi, hukuksuz tesiriydi, dalgınlıktır hepsi. Başka da bir şey yok. İçim iç. Tabii. Dalgınlığa geliyor tabii. Bir de ondan. Olabilir. Tüm dalgınlık. Kazalar oluyor. Hepsi ondandır. Başka bir şey yok. Emniyet kemerini takmıyor. Genelde ondan oluyor. Farklı olay bu. Şimdi hep dikkatsizlik, hukuksuzluk, içki, alkol. Atıyor yani. Adam alkollü olanlar da var. O da var. Alkollü çıkıyorlar. Var. Onlardan da oluyor. Kesin de budur. Başka alkol olmasa olmayacak yani. Alkol oluyor.
arabaya biniyor. Olması muhabbete doğal dalıyor. Yani. Onda arkadaşı var. Dalıyor tabii, bakıyor. Tabii. Geçiriyor. Olabilir. Doğru. Dikkatsizlikten. Bir de kurallara da uymuyorlar galiba. Uyuyorlar mı? Uyumuyorlar. Nasıl? Uymuyorlar. Siz serviste gidiyorsunuz. Evet. Takip ediyor musunuz şoförler? Kurallara uyuyor mu? Kurallara hiç uymuyorlar şoförler. Çok hızlı gidiyorlar. Tren kazalarında çok bir şey hayatını kaybediyor. Evet. Uykusuzluk mu dersin? Yorgunluk mu dersin? İş gibi derdim bilmiyor musun? Ne olabilir? Bir de kurallara mı uymuyorlar? Nasıl? Kurala uymuyorlar herhalde. Uyuşlar bir şey olmaz. Hızlı gidiyorlar. Dikkat etmiyorlar. Ehliyetiniz var mı? Araç kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Hiç kaza yaptınız mı? Hayır. Yapmadınız mı? Yapmadık. Kaç yıllık ehliyetiniz? Kaç? 90'dan beri. Ben ehliyet aldım 1995 yılında. İnan buna 3 defa geri, 2 defa ileri. Hadi geçmiş olsun. Ben bile hak etmedim yani. Ama şunu da söyleyeyim. Şimdi biraz sıklaştırmışlar gerçi ama. Kazalar bunun için oluyor yani. Dikkatsiz mi kullanıyor? Kurallara mı uymuyorlar? Şimdi abi kurallar bir de bu hani ehliyetler var ya dışarıdan özel. He. Özel alınan ehliyetler var ya. Onları biraz şey düşürüyor yani. Onun için o ehliyetlerden diyorum ben. Çok dikkat etmiyorum. Ben ehliyet aldığım bir şey söylemek istiyorum. 95 yılında belediyede çalışıyordum. Belediye emekliyim ben. Abi ana yola çıkacağım. Çünkü ben kendimi de tam şey yapmıyorum. Ana yola sağa sola bakıyorum, yolun ortasından gidiyorum. Adam arkamdan korona yapıyor. Sonra kendimi kenara çektim, dedim ki ben hata yapıyorum yani. Benim gibi doluydu yani. Hala da var. Hani parayla ehliyet alanlar... Eğitim mi al az yani ehliyet? Eğitim az tabi abi ya. Neden eğitim al? Onu söyledim işte. Bak, iki defa ileri bir geri sağa çek tamam. Hadi hak ettin güle güle. Böyle bir şey olmaz abi. Bir eğitim haftada en az araç üzerinde böyle hani 10 dakika değil de en az 45 dakika bence. Sayın seyirciler, Balıkesir şehir merkezinde ticari taksicilik yapan esnaf işsizlikten yana çok dertli. Taksici esnafı duraklardaki taksi sayısının çok olduğunu belirterek taksi dolmuş sayısının da artırılması gerektiğini söylediler. Şehir merkezinde durak taksiciliği yapan esnaf KRT Haber'den Erol Uçar'a dertlerini dile getirdi. Yapacak başka bir şey yok ki. Bulmaca çözüyorsun, buradasın. Bulmaca çözüyorum. Sonunda sizi fark ettim. Nasıl işler gidiyor? Nasıl işler? Ben sabahın 6'sında geldim, 2 işe çıktım ben. Yani geri kalanını siz düşünün. Taksi nasıl olur? Geçilse olur mu? Ne diyorsunuz? Böyle bir talebiniz var inşallah. Taksi dolmuşa geçilse olur veyahut o olmuyorsa, o olanaksızsa en azından burada 8 aracız. Evet. 4'e veya 5'e yani olsa da olur ama tabii ki taksi dolmuşa ki bu daha önceden zaten taksi dolmuş sayısı dolmadı. Şu an için ilk çıkan şeye göre 85 tane eksik var. Niye almıyorlar peki? Onu büyüklerimize soracaksınız, ben bilmiyorum. Yani şimdi burada 8 taksi işe yapamıyorsunuz. 4'e mi, nasıl inecek peki 4'e? Ya nasıl inecek? Belirli yerler açılıp veyahut dediğim gibi o 85 tane de ilave olmuş olsa zaten 200 tane diye şey olmuştu. 200 tane dolmuş taksi çıkacak diye baştan böyleydi. Ama 115'te kapattılar. Yani daha açık var mı almıyorlar? Açık var tabii. İşlerinin son derece azaldığını, bunun da taksi sayısının fazla olmasından kaynaklandığını, duraklardaki taksilerin azaltılması gerektiğini ya da taksi dolmuş sayısının artırılmasıyla problemlerin çözülebileceğini anlatan esnaf açıklamalarda bulundu. Otur iş güç yok işte. Akşama kadar 25-30 liranın işe kapatıyoruz, kontak kapatıyoruz. Ne algı ödüyor, ne vergi ödüyor biliyorsun. Biz Sayın Belediye Başkanımızdan işte dolmuş taksi çıkartmasını istiyoruz yani. Başka istediğimiz şey mi? Başka bir durağa aktarılma olabilir mi? Nasıl olabilir? Nasıl vallahi olabilir? Şimdi işte büyük şehir olduğu için bu da olabilir yani. Ama bizim öncelikle istediğimiz konu dolmuş taksi. Hatların açılması, dolmuş taksinin olmasını istiyoruz yani. Evet, Hakan abi sen ne söyleyeceksin? Taksicilerin sıkıntıları çok büyük. Evet. Bu konuda Sayın Belediye Başkanımızdan bize yönelik yaptırımlar bekliyoruz. İnşallah seçim öncesi veya seçim sonrası yeni hatların açılması. Şehir büyüyor artık. Balıkesir bayağı gelişti. Yeni mahalleler var. Yeni mahallelere açılacak olan araçlar. Buradan arabaların azalması. 4 arabanın gitmesi. 4 arabanın kalması. Kalanın da iş yapması. Gidenin de iş yapmasıdır.
Bu konuda inşallah gelecek olan belediye başkanımız veya şu anki belediye başkanımızdan bu konuda destek bekliyoruz. İşler yok mu? İş olmuyor İşler mu? Çok kötü. 20 lirayla, 25 lirayla, 30 lirayla eve gidiyoruz. Algımızı, vergimizi zorlanıyoruz ödemeye. Vergiyi ödeyemiyoruz. Belediyeye borçlarımız oluyor. Zorlanıyoruz ödemeye. Bir an önce bir çözüme ulaşmasını istiyoruz. Temennimiz bu. Sayın seyirciler, Edremit Halk Eğitim Merkezi'nin 5 ayda 16 yerleşim biriminde 292 kursta 6760 kursiyere eğitim hizmeti verdiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca Öğrenen Şehirler Kervanı'nda Edremit'i en önlere taşımak gerektiği vurgulandı. Birçok kursumuz akşam saatlerinde yoğunluk kazanıyor. Edremit Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu olarak bir toplantı düzenledi. Öğretiyorsak o eğitim bittikten sonra o eğitimden ilgili bir kazan elde etmesi. Felsefe bu. Bir iş sahibi veya ailen içerisindeki giderlere yardımcı olacak bir eğitim göstermek. Kaymakam Abdülhamit Erguvan'ın başkanlığını yaptığı komisyon toplantısı öğretmen evinde yapıldı. Toplantıda Kaymakam Abdülhamit Erguvan, Öğrenen Şehirler Kervanı'nda Edremit'i en önlere taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Erguvan sözlerini şöyle sürdürdü. Bakış açısı içerisinde sizlerden gelecek, insanlara eğittiğimiz zaman bir ekmek kazandıracak her görüşe açığız. Ne deseniz de onu yapmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi halk eğitimi mevzuatı bu iş için çok elastik ve geniş. Kalifer bacasını temizlemekten tutun, turistik yerlerde havlu katlamaya kadar kurs verebiliriz. Toplantıda Halk Eğitim Müdürü İsmail Damar tarafından yapılan sunumla 2013-2014 dönemindeki çalışmalar, açılan kurslar, denetimler, sergi ve şenliklerle yapılan işbirlikleri ve gelecek dönemle ilgili planlamalar hakkında da ayrıntılı bilgiler verildi. Karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıya katılan kurum müdürleri ve amirleri, Halk Eğitim Merkezi hizmetlerine gereken katkının sağlanacağını ifade ederken tam bir görüş birliği içerisinde olduklarını belirttiler. Aklınıza gelen her gelişi yelpazede. Olaya böyle bakarak halk eğitimimizin sunumundan sonra ne öneriniz varsa söyleyebilirsiniz. Ben 5 aydır buradayım. Çalışan, milli eğitim olmak üzere onun içerisindeki halk eğitimin burada çok başarılı çalışmalar yaptığını, bunu iltifat için söylemiyorum, gözümle gördüm, yaptım. Onun için arkadaşlarımı tekrar tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabiymiş. Biz her zaman marifetli olanlara iltifat edeceğiz. Bu marifetlerini bize göstersinler diye. Sayın seyirciler, sıradaki haber, çirkin kadın yoktur, kendine bakmayan kadın vardır sözünü doğrular nitelikte. Artık çok sayıda kadın kişisel bakımlarına özen gösteriyor, güzellik merkezleri araştırılıyor. Bella Form Güzellik Merkezi ise beklenen tüm ihtiyaçlara cevap vermek için tüm kadınları beklediklerini söylüyor. Artık çok sayıda kadın kişisel bakımına özen gösteriyor. Teknoloji ilerledikçe güzellik merkezlerine gitmek artık daha kolay hale geldi. Kadınlar cilt bakımından zayıflamaya, manikürden epilasyona kadar birçok işlemi artık daha sık talep etmeye başladı. Özellikle son zamanlarda lazer epilasyon oldukça yaygın hale geldi. Yeşil mevkinde yer alan Bella Form, kadınların talep ettiği birçok işlemi uyguladıklarını belirterek tüm kadınları güzellik merkezine davet ediyor. Yani arkadaşımızın çok az karın bölgesinde yağlanma var. O yağlanmayı birkaç seansa yok edebiliyoruz. Kavitasyon radyo dalgalarıyla aşağıda dipteki yağları bombardımana tutuyoruz. Yani yağ patlatmış oluyoruz. Baldır, göbek, kol, iç kol gibi bölgelerindeki yağlanmalara son bayanlarda. Bella Form Güzellik Merkezi işletmecisi Özgen Kültozan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Firmamız kurulalı 2 yıl 3 ay oldu. Ne tür hizmet veriyorsunuz? Daha çok lazer epilasyon, kavitasyon, cilt bakımı, solaryum hizmetlerimiz var. 15 günde bir Bursa'dan gelerek Bella Form Güzellik Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyen estetik uzmanı Dr. Ersun Çobanoğlu ise uygulamaların uzman gözetiminde yapılması gerektiğini, aksi halde üzücü sonuçların ortaya çıkabileceğini vurguladı. Bizim genelde konumuz medikal estetik olduğu için cilt bakım, beraberinde ciltle ilgili uygulamalar, leke tedavileri, kırışıklık tedavileri, iz tedavileri,
Beraberinde ergen sivilcesi dediğimiz akneler, sivilce tedavileri, beraberinde bölgesel incelme gibi konularda yardımcı olmaya çalışacağız. Başvuru sırasında kullanılan ürünler çok önemli. Ürünlerin ruhsatlı olup olmadığının bakılması, hangi yöntemin uygulandığı, uygulanan yöntemler konusunda tamamen net olarak bilgi edinilmesi, yöntemin etkileri ve yan etkileri konusunda bilgilendirilmesi ve bu doğrultuda. Çünkü her yöntem her kişiye uygulanamayabilir. Vakadan vakaya farklılık gösterecektir. Dolayısıyla vakanın iyi seçimi, iyi tanınması, beraberinde iyi bir hikayesinin alınması ve kişinin cilt özelliklerine göre veya da sağlık durumuna göre uygun tedavi sisteminin seçilmesi. Tabii bunlar yapılırken de ondan sonra titizlik ve temizlik önemli. Bunlara dikkat edilmesi halinde başarı da arkasından gelecektir. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Lalabela Atakora oyundan alınan isim. Balıkesir Spor'un Togolu yıldızı Atakora Lalavele'de ikinci yarıyla birlikte başlayan düşüş sürerken genç futbolcunun özellikle oyundan alındığı anlarda gösterdiği tepkiler eleştirilere neden oldu. Bu da az önce Lalavele oyundan alındığı İsmail Ertekin ona doğru giderken Lalavele'nin bu hareketi gözlerden kaçmıyor değerli izleyenler. İlk yarıda gösterdiği performansla zaman zaman Karikari'yi bile gölgede bırakan ve Togo milli takımına seçilen Atakora Lalavele, ikinci yarıda oynanan 4 maçta da 90 dakikayı tamamlayamadı. Sol çizgide Lalavele kendisi gitti, dengesini kaybetti, düştü Lalavele, düştü kalktı, topu kaybetti. İkinci yarının ilk maçı olan Tavşanlı Linyit Spor maçında yedek soyunan Lalavele 46. dakikada İlhan Depe'nin yerine oyuna girdi. Gol de attığı 1-1'lik Fethiye maçında 77. dakikada yerine Ertuğrul Aslan'a bırakan Togolu özellikle son iki maçta teknik direktör tercihlerine açık açık tepki koydu. 1-0 kaybedilen Denizli Spor deplasmanında 63. dakikada oyundan alınan Lalavele yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu. Lalavele zorlukla kazanılan Adana Demirspor maçındaysa 56. dakikada yerini Burak Çolak'a bırakırken mutsuzluğunu açıkça belli etti. Kendisini tebrik etmek için elini uzatan teknik direktör İsmail Ertekin'in elini boşa bıraktı. Lalavele'nin bu davranışları hem taraftarlar hem de yerel basında eleştirileri de beraberinde getirdi. Bu da az önce Lalavele oyundan alındığı İsmail Ertekin ona doğru giderken Lalavele'nin bu hareketi gözlerden kaçmıyor değerli izleyenler. Maçın hemen ardından futbol şube sorumlusu Zeki Çakırıkçı, Lalavele ile görüşüp sorunu olup olmadığını soracaklarını ve uyarılacağını söylemişti. Balıkesir Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin de oyuncunun maç heyecanıyla kendisine karşı aldığı tutumu fark etmediğini, ancak bir disiplinsizlik varsa oyuncunun cezasını da çekeceğini söylemişti. Nitekim beklenen oldu ve yönetim kurulu yaptığı toplantıda Atakora Lalavele'ye disiplinsiz davranışları yüzünden para cezası verdi. İsmail Ertekin ise bundan sonra bu hareketlerin tekrarlanırsa cezası çok daha büyük olur diyerek Lalavele'yi uyardıklarını söyledi. Sayın seyirciler, BEST Balıkesir Basketbol Kulübü hafta içinde yollarını ayırdı. Mustafa Derin'in yerine eski koçu Cengiz Karadağ ile anlaştı. Taş atıldı Sayın Mustafa Derin. Her iki takımda da başarılı. 2012-2013 sezonunda BEST'e görev alan Karadağ, BEST'i playoff oynatarak büyük başarı elde etmiş. Ancak sezon başında yollarını ayırıp Torku Konya Selçuk'a transfer olmuştu. Mustafa Derin'den boşalan antrenörlük koltuğuna getirilen Cengiz Karadağ ile yapılan sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi. Peki Cengiz Karadağ kimdir?
Karadağ 23.06.1970 Gaziantep doğumlu. 1987 yılında Tofaş Basketbol Okulu'yla koçluk yaşamına merhaba diyen Karadağ, 1993 yılına kadar basketbol okulunda görev aldı ve 93-94 yılında Tofaş Küçükler takımını yönetti. 94-95-96-97-98 yılları arasında Tofaş takımına yardımcı antrenörlük yaptı. 95-96 yılları arasında Türk Genç Milli Takımı için çalıştı. 98-99 yıllarında Konvasan Konyaspor'da baş antrenör olurken 99-2000 yıllarında Oyak Renault takımında yardımcı koç olarak görev aldı. Cengiz Karadağ 2003-2004 Darüşşafaka, 2004-2005 Tekel, 2005-2006 Gaziantepspor, 2006-2007 Mutlu Akif Selçuk Üniversitesi, 2009-2010 sezonunda Galatasaray Cafe Crown takımında yardımcı antrenör olarak görev aldı. Bolu Sportif Basketbol Takımı ve BES'te görev yapan Karadağ'ın teknik adamlık kariyerinde Bursa Ribak Siyah Top Şampiyonası, 35 Koraç Kupası çeyrek final, 96 Koraç Kupası final, 97 Saporta Kupası yarı final ve Türkiye Basketbol Liglerinde sayısız yarı final bulunuyor. Cengiz Karadağ ile yapılan sözleşmenin sezon sonuna kadar olduğu belirtildi. Kazandık, seyircilerin yerine grubu üstü olmaya çalışacağız. Peki hocam, başarılar diliyorum. Sen de teşekkür ederim. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. İlgi ve güvenceyle iş kapasitemizi ve iş kalitemizi günden güne artırıyoruz. Kalite, konfor ve güvenlik ayrıcalığımızla yaşam ufkunuza sınırsız boyut katıyoruz. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Biz güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. Seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın parçalı bulutlu, en yüksek 10, en düşük -3 derece. Cuma günü parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 0 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 0 derece. Pazar günü yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 4 derece olması bekleniyor. Edremit yarın parçalı bulutlu, en yüksek 14, en düşük 4 derece. Cuma günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 6 derece. Cumartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 6 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 15, en düşük 9 derece olması bekleniyor.
Dursun Bey yarın parçalı bulutlu, en yüksek 10, en düşük -1 derece. Cuma günü çok bulutlu, en yüksek 10, en düşük 0 derece. Cumartesi günü çok bulutlu, en yüksek 12, en düşük 0 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 2 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın parçalı bulutlu, en yüksek 10, en düşük 3 derece. Cuma günü çok bulutlu, en yüksek 10, en düşük 5 derece. Cumartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 12, en düşük 4 derece. Pazar günü sağanak yağmurlu, en yüksek 13, en düşük 7 derece olması bekleniyor.